BTC Haber'den herkese selamlar. Yeniden buluştuk sizlerle ikinci programla karşınızdayım. Tabii ki bu haftayı kapatırken yine Cuma günü haftanın genel özetini sizlere sunmuş olacağım. Ama en önemli bir nokta var. O da tabii ki makroekonomik verilerle aslında Bitcoin tarafında olan korelasyon sıkıntısı. Şimdi bu hafta başı itibariyle makro tarafında gelen verilerle birlikte yani bu veriler neydi? Aslında ABD'deki bankaların kazanç raporlarını açıklaması oldu. Bu kazanç raporlarının açıklamasıyla birlikte endeksler pazartesi, salı ve çarşamba günü itibariyle pozitif bir görünüm sergileze. Yani yoğunlukla tepki alımlarıyla birlikte piyasa biraz daha rahatladı ve e, alıcılı tarafın etkisine doğru dönmüş oldu. Bununla birlikte aslında dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de S&P 500'deki teknoloji hisselerinin Bitcoin arasındaki korelasyonuydu. Neden diyeceğiz? Çünkü burada önemli bir nokta var. Bakın her ne kadar endeksler gerile gösterse de bu hafta sonu itibariyle daha doğrusu hafta sonuna yaklaştığımız noktada cuma günü kapanışlar biraz daha negatife döndü. Çarşamba günden bu yana Fed tarafından gelen üyelerin aslında biraz daha negatif konuşmaları, sıkı para politikalarının netleşmesi ve şahin bakış açısının biraz daha ortaya konması ile birlikte endeksler gerileme çekildi. Burada önemli noktalardan biri de tabii ki dolar endeksi. Ona da gireceğiz birazdan ama Bitcoin'in burada güçlü bir direncini fark ettik. Yani Bitcoin yatırımcıları S&P 500'deki endekse karşılık biraz daha sakin, dirençli ve durgun bir denizde duruyor. Bu cumanın en önemli noktası aslında bu. Buna değineceğiz. Aslında Ethereum yatırımcıları yaklaşık olarak bir aydır kendini çok fazla hareket ettirmiyor. 1350 dolar, 1300 dolar arasında konsolide olmaya çalışıyor. Bunları zaten teknik tarafta biraz daha detaylara gireceğiz ama öncesinde birkaç gelişme var kripto ekosisteminde. Bu hafta neler oldu? Kurumsal yatırımcılar hangi tarafta yatırımlarını yaptı? Ve makro tarafında da, regülasyonlarda neler yaşandı? Bunlara değinmek istiyorum sırasıyla. Bununla birlikte bu ayı nasıl kapatacağız? Aslında önemli durumlardan birini konuşuyoruz bugün. Bu ayın kapanışı aslında Kasım ayının ilk haftasındaki faiz kararından önce çok etkili. Bugün itibariyle Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri %4.25 oranında yükseldi. Bununla birlikte tabii ki dolar endeksi arkasından yükselişe geçerek 113 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Dolar endeksine karşılık güç kaybeden bir para birimi var ki bugün o da sterlin oldu. Biliyorsunuz ki İngiltere Başbakanı Truss istifa etti. Bunun arkasından İngiltere endekslerinde maalesef negatif görünüm varken Avrupa endekslerinde de bu hafta karışık bir seyir vardı. Hem pozitif hem de negatif anlamda. Asya piyasaları sabah saatlerinde satıcılı bir görünüm hakimdi. Biliyorsunuz ki aslında Japonya tarafında da şu anda devlet tahvil alımları gerçekleşiyor. Dünyadaki enflasyonu kontrol altına almanın bir noktasında da kripto ekosisteminde faydalı olacak gelişmeler yaşandı. Şimdi geliyorum bunlardan en önemli maddelerden birine yani Avrupa yani Euro bölgesinde olan MiKa'ya. MiKa'nın 2023 ikinci yılı çeyreğinde yürürlüğe girmesiyle ilgili bir haber geldi. Tabii ki bu haberle birlikte dünya çapında regülasyon sisteminin hem iyileştirici hem de yatırımcıyı koruma amaçlı e, maddelerle birlikte karşımıza çıkacağını biliyoruz. Aslında Amerika tarafında da bir regülasyon çalışması var. Biliyorsunuz ki 3 hafta öncesinde Beyaz Saray kendi sayfa ından bir taslak yayınladı. Bunların akabinde takip ediyoruz ama SEC tarafından da açılan birçok dava vardı. Şimdi Bunların hepsini bütünleştirdiğimizde korku ve umudun iç içe geçtiği bir süreç yaşıyoruz. Burada fiyatların bitcoin'in ve ethereum'un yani major ve lider olan coinlerimizin altcoin'lere de etkileri maalesef çok büyük oranda. Ama aralardan sıyrışan kurumsal yatırımları alan e, bazı alt altcoin'ler var. Bu hafta yükselişe geçenler airdrop kampanyalarıyla ön plana çıkanlar ve aslında yatırım fonu e, kabul edenler. Bunlardan biri Aptos oldu. Aptos airdrop kampanyası dağıttı ve Bunlarla birlikte birçok yatırımcıyı mutlu etti diyebiliriz bu hafta başı itibariyle. Ayıp yasasının en çok dikkat çeken maddelerinden biri aslında e kampanyaları yatırımcıların ilgisini çekmesi oldu. Uniswap'te bir yatırım fonu aldığını açıkladı ve 500 milyon dolarlık yatırım fonunda arkasında büyük kripto para platformu Binance bulunduğu açıklandı. Bunun akabinde tabii ki bir açıklama geldi Binance tarafından çünkü bu tarz haberler biliyorsunuz ki manipülasyona çok açık. Bununla birlikte yatırımcıyı korumak için de arkasından hızlı bir şekilde açıklama getirildi. Aslında ayı piyasasına baktığımızda yatırımcıların Bitcoin'in fiyatında kripto piyasası değerinde 24 saat içerisinde hiç oynaklık göstermemesi bir alım fırsatına işaret edebilir. İşte bu noktalarda dip arayışı var mı? Ekim ayı içerisinde aslında dip fiyatlarda mıyız? Buna tam olarak net cevap veremeyeceğiz. Çünkü hala bir zemin arayışı içerisinde olan Bitcoin fiyatlanması var. Bu zemin aralığında da sakin denizde alım fırsatına dönüştürebilecek noktaları iyi takip ediyor olmak lazım. Altcoin'lerden de zaten kendini ayrıştıranlar ön planda. Bunlarla birlikte de zaten yatırım yapıyorsanız mutlaka e, zarar kes emrini kullanarak kendinizi biraz daha korumaya alabilirsiniz. Evet, teknik tarafa geçmeden önce son olarak aslında dün açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı 100 bas puan olarak beklenirken 150 bas puan olarak açıklandı. Türkiye tarafında da tabii ki dolar TL kuru dikkat çekerken 18.60'dan işlem gördü. Genel olarak makro tarafındaki gelişmeler bu şekilde ama kripto ekosisteminde Bitcoin'e neler oluyor? Bir alım fırsatı ve bir sakinlik ve bir hafta sonuna girerken artık son sakin denizlerde miyiz? Bunu konuşmak gerekiyor. Evet, faiz kararı öncesinde birazcık aslında fırsatları dikkatlice incelememiz lazım. Şimdi teknik analize baktığımızda önce biraz terminaldeki fiyatlanmalara bakıp coin'lerle ilgili bilgi vereceğim. Arkasından da Bitcoin'in haftalık olarak bir teknik analizine bakacağız. Evet şimdi Bitcoin'in teknik analizine bakacağız. Aslında hep genelde 4 saatlik ve günlük bakıyoruz ve hareketli ortalama, hareketli kapanış ortalaması da dahil olmak üzere RSI verisini ve stok RSI de dahil olmak üzere teknik teknik açıdan birçok östikatör ve indikatör kullanıyoruz. Ama ben şu an haftalık alırken size sadece mum çizgileri üzerinden birkaç bir şey belirteceğim Bitcoin ile ilgili. Şimdi Bitcoin'in aslında ayı piyasası içerisinde e, akımıyla olduğu bir fiyatlanma var. Bu fiyatlanmanın sonunda çok büyük bir Kırılım gelir. Bu kırılım nedir? Ya aşağı yönlü sert bir kırılım gösterir, ya da yukarı yönlü bir e, rally başlatır. Asıl önemli olan bu sürecin ne kadar süreceği. Bundan önce aslında Bitcoin'in haftalık oranlarda akamüle fiyat biriktiği yerlerde neredeyse 60 hafta üstü bir fiyatlanmanın sabit olduğu dönem var. 2018 Ekim ayından başlıyor. 2019'un Mayıs'ına kadar sürdüğü bir süreç var. Bu noktalar çok önemli. Bundan sonra mutlaka sert bir kırılım geldi arkasından. Zaten yukarı yönlü hareket etmişti o dönemde. Şimdi burada da onu belirtmek istiyorum. Ekrana baktığımızda ekran Bitcoin'in teknik analizinde haftalık olarak baktığımızda e, Haziran'ın 13'ü itibariyle tarih olarak e, söylüyorum yakınlaştırayım şöyle Haziran'ın 13'ü itibariyle bu zamana kadar olan e, Süre içerisinde toplamda 19 hafta var bu tarih itibariyle. 19 haftadır aslında Bitcoin bir akümülasyon içerisinde fiyatını bir dengede tutmaya çalışıyor. Haftalık mumlara baktığımızda da zaten çok ciddi bir volatilite görmüyoruz. Bu süreç bir süre daha böyle devam edecek. O sert kırılım gelene kadar yani o beklediğimiz yukarı yönlü yüksek rallilerin veya sert düşüşlerin gelmesi için biraz daha bu akümülasyon fiyatının kalması gerekebilir Bitcoin'in. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki Bitcoin yatırımcıları şu anda zincir üstü metriklere baktığımızda e, balina hesaplarında şu an Bitcoin'in çıkışlarının e, maalesef ön planda olduğunu ama 0.1 Bitcoin tutan adreslerin de yukarı yönlü hareket ettiğini biliyoruz. Bu da akabinde aslında şu demek e, zincir üstü metriklere baktığımızda da biraz piy piyasayı e, yorumlarken yatırımcıların hareketlerini görmüş oluyoruz. Yani cüzdanlarda ne kadar Bitcoin kalıyor? ve bu bitcoin hareketlerinde hacim ne kadar yükseliyor zincir üstü metiklere bakarken bize yardımcı olabilecek noktalardan biri genelde bunlar da saatlik olarak baktığımızda değil de haftalık olarak baktığımızda destekleyecek olan verilerden biri olarak çıkıyor karşımıza. Evet Bitcoin genel olarak e, baktığımızda hareketli ortalamanın ve hareketli kapanış ortalamanın da şu anda altında gözüküyor. Bu haftalıkta da böyle. Günlük bazda bakarsanız da şu an ortalama fiyatın altında gözüküyor. Şu an 18.796'ya kadar inen bir Bitcoin fiyatı görüyoruz. Sabah saatleri içerisinde 19.100'ün üstündeydi bu fiyat ve maalesef artık hafta sonuna doğru piyasaların da negatif etkisiyle biraz daha geri çekilme yaşanacaktır diyoruz. Bunun tabii ki worst senaryoları var. Daha fazla aslında 18 bin e, dolara kadar geri çekilmesini beklenilen noktalar var ama bu süreçte de Bakarsak şuraya hemen size göstereyim. Haftalıkta özellikle göstermek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde yakınlaşıyorum. E, 13 Haziran'da iğne attığı yer ve sonrasında akımlı olduğu bir fiyatlanma var. Buradaki akımlı olduğu fiyatlanmada iğne attığı yer neredeyse 18 bin e, doların altına kadar iğne attığı bir yer görüyoruz Haziran'da. Yani bu ne demek? Bitcoin'in aslında teknik analizde geri çekilmelerde iğne attığı yeri unutmaz bu yükselişlerde de bu şekilde. Evet şimdi Ethereum'a geldiğimde de Ethereum'da da haftalık aldım özellikle ama son aslında akamüle olduğu fiyata dayanacağım. Yani 19 Eylül'den 21 Ekim'e kadar 4 haftalık süreçte Ethereum fiyatı neredeyse hiç hareket etmeyecek şekilde kısa şekilde haftalık kapanışlar yapmış. En çok satış tarafının satış mumunun ağırlıklı olduğunu görüyorsunuz. 3 Ekim haftası da aslında alımın ağırlıklı olduğu bir hafta geçirmiş Ethereum, bununla birlikte de fiyat dengesi sağlanmış aslında. Yani 1.300 ile 1.350 dolar arasında gidip gelmiş ve şu anki fiyatlanması tabii ki Bitcoin'le ve e, makro tarafındaki satış baskısıyla birlikte 1.264 dolara kadar geri çekildi. Günlük bazda baktığımızda tabii ki bunun detayları var ve saat, e, 4 saatlik baktığımızda e, geri çekilmelerin fiyatlanmasını söylüyoruz. Ethereum için 1.200 dolara kadar günlükte baktığımızda geri çekilme yaşanabilir. Bunun da bilgisini bu şekilde ver istedim. Hareketli ortalama, hareketli kapanış ortalaması dahil olmak üzere zaten haftalıkta da şu an ortalama fiyatın altında bir seyir halinde. Hacim tarafının da aslında biraz daha satış tarafında kaldığını söyleyebiliriz buraya baktığımızda. Evet, genel olarak teknik analiz tarafında da hem Bitcoin için hem de Ethereum için haftalık bazda baktığımızda söyleyebileceğimiz şeylerden biri şu anda akamülasyon zemin fiyatını oturtmaya çalıştığı. Tabii ki bir düşüş trendi içerisindeyiz ama bu düşüş trendini kırması için biraz daha akımıyla bir fiyatı gitmesi gerekiyor ki o beklediğimiz sert yükselişler veya sert düşüşlerin arkasında bir hareketlilik gelsin. Yani zaten şu an risk iştahı çok düşük ve insanlar biliyorsunuz ki şu anki yatırım fırsatlarında biraz daha güvenli limanları tercih ediyorlar. Dolar endeksinin güçlenmesi aslında piyasalardan da biraz andaki çıkışlarının olduğu bir ay geçirdik. Daha ay kapılışına gelmedik ama şu an Bitcoin'de hem madili tarafta hem de Spot piyasa tarafında da biraz daha hacim düşüklüğü var. Bu noktada e, yatırım e, yatırımcılar genelde çok fazla hareket etmeyi tercih etmez çünkü zaten uzun vadede holdul yapan yatırımcılar da kendini bir noktada e, güven e, güvenli tarafa almış durumda. Bu güvenli taraftan kastımız ne e, biliyorsunuz ki self custody denen bir terim var yani e, çevrim içi cüzdanlarda, borsalarda bulunan e, coinlerden biraz daha kendilerini kendi cüzdanlarına çektikleri bir eğilim demek oluyor bu. Bu noktada da aslında kendini güvenle beklettikleri yatırımcıların da ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Alım fırsatı olabilecek fiyatlanmaları gösteriyor şu anda Bitcoin. Ama dediğimiz gibi hala e, bu önümüzdeki süreçte özellikle FED tarafından gelecek olan Şahin bakış açısı faiz kararlarıyla birlikte net bir düşüşü şu anda görmüyoruz. Evet. Genel olarak teknik analiz de bu şekildeydi. Haftalık olarak piyasa yorumuyla birlikte bugün programı bu şekilde kapatıyorum. Ne yapıyorsunuz? Bildirimlerinizi açmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin yeni kripto borsası.